vermek istiyorum. Sayın Eliktaş burada yok ama ona söyleyeyim. O da dinliyordur herhalde içeride. Şimdi biz çocuklardan, ailelerden söz edilirse sizinkilerin kimse eline su dökemez. Ayrıca bizim genel başkanımızın ailesinin çocuklarının ismini ağzınıza alırken hani bakanınız var ya kendi bakanına sahte dezenfekte satan. Sahtesiz ağzınızı temizlemez. Gerçeğinizde ağzınızı temizleyin. Öyle genel başkanımız ve çocuklar hakkında konuşur. Bu kadar net. Şimdi burada Sosyal Güvenlik Kurulu var, herkes biliyor. Emeklilikte esas yaş 18'dir. 10 yaş 10 aylıkta yapsan, 5 aylıkta yapsan 18 yaştır. Ayrıca Eliktaş da söyledi. Bir resim çekilir, bir şey olmasın diye sigorta yaptırılır. Değerli arkadaşlar, bakın 245 tane müfettiş Genel Başkanımızın memuriyetini tam 5 yıl inceledi. Bir iğne deliği kadar, bir toplu iğne başı kadar genel başkanımızın hakkında bir şey bulamadı. Burada hodri meydan diyorum. Genel başkanımızın çocuklarının ismini kimse bilmez. Genel başkanımızın ailesinin ismini kimse bilmez. Genel başkanımızın bir tek çocuğu devlet kurumlarında çalışmamaktadır. Yani burada ucuz politika yaparak efendime söyleyeyim genel başkanımızın torunu bilmem ne sigortalıymış. Ya önce kendinize bakacaksınız. Değerli arkadaşlar, bakın bizim genel başkanımızın siyasi yaşamından memurluğunda bir toplu ile olsaydı siz bizi malamat ederdiniz. 25 yıl geçti hala konuşuyorsunuz. Şimdi çocuk deyince aklıma geldi. Bakın size bir şey göstereceğim. Burada ne yazıyor? Bumerz. Bumerz ne? Burak Erdoğan'ın busu, Mustafa Erdoğan'ın M'si, Erdoğan'ın eri, Ziya İlgen'in bacanağın Z'si. Bu ne için bu? Bu vergi cennetlerinde kurulan bir şirketin ismi. Memuru vergi öder. Asgari ücretlisi vergi öder. 5.500 emekli maaş alan vergi öder. Çiftçisi vergi öder. Bunlar niye yurt dışında kurmuş? Çünkü burası vergi cenneti. Değerli arkadaşlar, vergi cennetleri resmi gazete ilan edilmesi lazım. Yıllardan beri ilan edilmiyor. Niye? Niye ilan edilmiyor? Çünkü ilan edilirse bu şirket %30 vergi ödemek durumunda kalacak. O nedenle önce şuna bir bakın. Başka konu gelelim. Ya eski başbakanlarınızın çocuklarına bakıp hiç söylemiyor musunuz? Genel başkanımızın çocuklarına laf söylerken utanmıyor musunuz? Bir bakın eski başbakanınızın çocuğunu. Bir bakın gemicik filolarına. Bir bakın elinizi vicdanınıza koyun bakın. Elinizi vicdanınıza koyun bakın. Ya da aynı sırada görev yaptığınız bir milletvekillerine bakın. Aynı sırada sataşmadan söylüyorum. Aynı sırada oturduğunuz milletvekillerine bakın. Deyin ki 2,5 milyon doları nereden buldunuz? 2,5 milyon dolar nereden buldun kardeşim? Sen milletvekilisin. Yatı nereden buldun? Madeni nereden buldun? İnsana sorarlar. Değerli arkadaşlar, bir sorun. Ne yapıyorsunuz? Bir daha soruyorum. Ey vicdan sahibi milletvekilleri, 2 milyon 500 bin dolar para bir milletvekili nereden bulacak? Nereden öğreniyoruz? Boşanma davasından. Kim istiyor? Boşanan milletvekili istiyor. Ya da onun kardeşi, yine elinizi vicdanınıza koyun. Namuslu bürokratlar var. Herkes suçlamıyorum. Ya bir SPK başkanının 180 milyon parası olur mu ya? 180 milyon parası olur mu? Millet borsada parasını... Bakın burada söylüyorum, kendim de dahil, bu arkadaşlar da dahil. Kim milletvekiline zengin oluyorsa hırsızlık yapmıştır. Kim maaşla zengin oluyorsa hırsızdır. Bu kadar açık net. Başka? Değerli arkadaşlar, bakın bir İçişleri Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'yla ilgili bir iddiada bulunuyor. Bir gazetenin, televizyonun genel yayın yönetmeni. Patrona diyor 10 milyon euro verirsen bu işi çözeceğiz diyor. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Ya da biraz önce Özkan Yalım söyledi. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun ya. Elinizi vicdanınıza koyun. 5 yıl önce satılan mal yarı fiyatına geri aynı adama satılıyor ya. Böyle bir şey olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın devlette çalışmış Kemal Kılıçdaroğlu. Buradan hodri meydan diyorum. Bütün siyasi parti liderlerinin mal varlığı araştırılsın, hodri meydan. Kimin fazlası varsa, kimin eksiği varsa, kimin haksız kazancı varsa hodri meydan. Hodri meydan.
Gelin 10 kez araştırma önergesi verdik bununla ilgili. Ya bu kadar iftira olur mu? Efendim başka bir şey bulamamışlar. Genel başkanın torunu sigorta olmuş. Başka bir şey buldunuz mu? Başka bir şey buldunuz mu? Bak bak. Yanı başında oturan milletvekiline bak. Benim genel başkanımın çocuklarına laf söylerken yanı başınızda oturan milletvekili başkanım lütfen. Evet, sataşma yarım saat konuştu başkanım. Yani, eli taş yarım saat. Genel başkanımıza konuşuyor. Tek teklifle gizli yoktu. Yanı başında milletvekillerine bakacaksınız. Ayrıca genel başkanımız sigortalı olmuş diyor torununu. Ya ben burada söylüyorum yalan. Sen kardeşine bak. Kitlere, kamu kurumlarına sınavsız soktun. Milletvekili yakınlarınıza bakın. Çocuklarınıza bakın. Kardeşlerine bakın. Kitlere soktuklarınıza bakın. Danışmanlık parası alanlara bakın. Bak iki tane danışman Cumhurbaşkanı istifa etmedi mi? İki tane danışman. Cumhurbaşkanı iş takibi yaptığı için istifa etmedi mi? Onlara bakın. Danışmanlara bakın. Şimdi milletvekili değerli arkadaşlar. Maddeyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var. Onu da söyleyin tamamlayalım. Şimdi. Şimdi ya 40 dakika konuş, 10 dakika genel başkan sataştı. Ben genel başkansın. Ona cevap vermeyecek miyim ben? Şimdi iftiraysa Hodri meydanı araştıralım. Sen hemşerin milletvekilini araştıralım. Hodri meydan. Konuya geleyim mi? Konuya geliyorum. Şimdi konuya buna girerseniz bileceksiniz ki cevabınızı alırsınız. Değerli arkadaşlar, burada bir konuyu gündeme getireyim. Emekli geçici köy koruyucuları en düşük emekli maaşı 5500 TL olacak denilmiş. Ancak 4500 TL bir hesaba yatmış. Sosyal güvenlik kurumu arandığında siz kapsam dışısınız deniliyor. Emekli köy koruyucularının bu konunun çözülmesini bekliyor. Ayrıca Türkiye'de 70 bine yakın güvenlik korucusu görev yapmakta. Bu insanların özlük hakları ile ilgili çok problem var. Bunun çözülmesini söylüyorlar. Muhtarlarla ilgili arkadaşlar söylediler. Muhtarlar 1-5-2017 tarihine itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı muhtarlık görevlerine dolayı sigortalılıklarına ilişkin 4B kapsamında primlerini il özel idarelerine ödemektedir. Ancak EYT kapsamında alınan birçok muhtar bakış sigortası olması nedeniyle emekli olamayacaklar. Şöyle ki 99 yılından önce 4A sigorta başlangıçlarının olmasına ve prim günleri tamamlamalarına rağmen muhtarlıktan dolayı bağ kurulu oldukları için 9000 güne tabiler, son yerel seçimden beri bağ kurulu oldukları için son 7 yılın ağırlıklı hizmet esasına göre bağ kurudan emekli olmak zorundalar. Bu nedenle bu insanların sorunları çözülmeli. Bir muhtarın ifadesi bu örneği çok daha iyi anlatabilir. Benim 5970 günüm var sigortadan. Muhtar olmasa da şu andaki sistemde EYT olarak 5000 günden emekli olabilecektim. Ancak bağ kurulu olduğum için son 2520 günde fazla güne bakıyor. Bağkur'dan 9000 günde emekli olmak zorundayım. Benim iş durumunda 1700 gün daha ihtiyacım var. Muhtarlığı bitirene kadar 1500 gün daha kurtarır. Ondan sonraki 1200 günümü kim yatıracak? Benim yatırma gibi bir durum yok. Esnaf da işveren de değilim. Yasa çıkmadan mağduriyetimizin giderilmesini rica ediyorum demiş. Şimdi bir de emekli olup da çalışmaya devam eden işçi açısından uygulanacak 5 puanlık SGK primi indirimine ilaveten 2 puanlık işverenin sosyal güvenlik destek primine ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bunu da dikkate alınması gerekiyor. Ayrıca emekli olup çalışmaya devam eden işçi açısından 5 puanlık SGK prim desteğine yararlanma için getirilen 10 günlük sürenin talep yoğunluğu dikkate alınarak sürenin uzatılması gündeme geliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili de bir iki şey söyleyip sözlerime son veriyorum. 2002 yılında Uğur Aydemir söyledi. 2002 yılında Bağkur emeklisi şu kadar maaş alıyor dedi. Bakın arkadaşlar en düşük emekli aylığı 2002 yılında 257 lira, emekli sandığı aylığı 376 lira, net asgari ücret 184 TL, en düşük SSK emekli aylığı asgari ücrete oranı 1.39, yani SSK emekli aylığı asgari ücret 1.39 katı, emekli sandığı aylığı ise asgari ücretin 2.4 katı. Bu hesaba göre olsaydı en düşük SSK emekli aylığının 11.820 TL olması lazımdı. En düşük emekli aylığının da 17.352 TL olması lazımdı. Belediyelerde geçici işçileri teklif sahibine bildirdik. Bu konuda çok fazla insan yok. Bu emekli kapsamında taşerondan kadroya geçenler değil. Bir kısım belediyede çalışan, geçici çalışanlar maalesef bu yasayla zorunlu emekli edilmekte. Bu konuda dikkate alınmasını
istiyor, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim, sonra size söz vereyim. Değerli arkadaşlar, burası Plan Bütçe Komisyonu.